Demokrasi ve Atılım Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Osman Yasin Uzdu, esnafın ve halkın sorunlarını yakından takip ettiğini belirtip, kendisinin de halkın içinden biri olduğunu ve aynı sorunları kendisinin de çektiğini dile getirdi. Esnafın çektiklerini, halkın sıkıntılarını, sorunlarını yakından takip etme imkanı oldu. Aslında devamlı sizlerin yanındayım, devamlı sahadayım. Az çok sorunlarını Aydın'la alakalı çözmek zorunda olduğumuz başlıca konulara hakimim. Aydın'a artık genç bakışlar lazım. Dinamik beyinler, çözüm odaklı insanlar lazım. Bir farklılık gelmesi gerekiyordu. Ben inşallah gönlünüze girmeyi başarabilirim. Bundan sonra sizlerle beraberim. Siyaset uzun soluklu bir şey bildiğiniz gibi. Bu seçimlerle alakalı yapabileceğimiz en güzel eleştirileri, Aydın halkının mutlu olabileceği, dışarıda gülen yüzlerle dolaşabileceği bir şekilde Aydın tekrar inşa etmek gerekiyor. Bunda ne katkım olursa devamlı dediğim gibi sizlerle birlikte olacağım. Belediye başkanı seçildiğim zaman yapacağım bazı şeyler var. Özellikle verdiğim sözler var. Bu sözleri yerine getirmekte yükümlüyüm. Altına imzasını attım çünkü. Bunlar kamu yararınızı korumak, sizin yararınız olan kamu yararına sahip çıkmak, şeffaf bir belediyecilik, şeffaf bir yönetim, katılabilirlik, sizin istediğiniz şekilde girip, istediğiniz şekilde derdinizi söyleyip ve çözümü çok yakın bir şekilde, çok güzel bir şekilde ulaşabileceğiniz bir yer olması lazım. Ben bu belediyeyi inşa etmeye çalışacağım. Kesinlikle şeffaf bir yönetimle, katılabilir bir yönetimle sizlerle beraber bu belediyeyi yönetiyor olacağız. Şimdiye kadarki yaşanan sıkıntılar, sorunlar, bunları bir kenara bırakıp artık odaklanacağımız şeyin Aydın halkının yararını olan şeylere odaklanmak olacak. Şehrin en önemli sorunlarından bir tanesi başlıcası bir huzursuzluk ortamı var. Bu huzur ortamını şimdi işin temeli, Aydın'ın temeli bu huzur ortamını oluşturmak. Önce insanların yüzünün gülmesini, bu huzur ortamını sağlayarak mutlu bir şekilde çözüm odaklı sadece odağımızı insanların sorununa, Aydın halkının sorununa odaklı bir duruma hale getirmek. Böyle bir zemine oturtmak. İlk niyetim bu. Bununla beraber huzur ortamı sağlandıktan sonra yapacağımız zaten Aydın'ın en büyük sorununu gelişememek. Komşuların arasında kendi kabuğuna çekilmiş bir yerden bahsediyoruz maalesef. Aydın bunu hak etmiyor. Aydın halkı bunu hak etmiyor. En güçlü bir şekilde, ivedi bir şekilde Aydın halkını gelişebilir bir Aydın'a inandırmak en büyük niyetimiz. Gelişilebilir olduğunu Aydınlı'ya, Aydın halkına göstermek, Efeler halkına göstermek en büyük niyetimiz olacak. Sorunlarımız zaten az çok belli. Maalesef 2024 senesindeyiz. Hala ulaşımla alakalı sorunlarımız var. Suyla alakalı sorunlarımız var. Temel problemler zaten belli. Birçok aday da zaten aynı şeyleri söylüyor, aynı vaatleri veriyor. Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'ımız maalesef her tarafından sorun akmaya başladı. Bu sorunu gidermek için göreve talibiz, oylarınıza talibiz. İnşallah Aydın'ı çok güzel yerlerde hep birlikte çalışarak, hep birlikte katılarak görmeyi umut ediyorum. İnşallah gönlünüze girebilirim. İnşallah samimi bir şekilde kendimi size aktarabilirim. Oylarınıza talibiz. Belediyeyi kazanıp birlikte yöneterek Aydın'ı çok güzel yerlere getireceğimizden emin olabilirsiniz. Genç bir kardeşiniz olarak buradan sandığa gelmenizi, küskün kalmamanızı rica ediyorum. Mutlaka sandığa gidelim, oyumuzu kullanalım ve daha iyi bir Aydın için temellerini oluşturmaya başlayalım.